Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Atoncian markasının Pro Ultra Spor akıllı saatiyle birlikteyiz. Bugünkü video konuğumuz Atoncian markasının Apple Watch Ultra replikası olan, AMOLED ekrana sahip, 2.1 inç bir ekran boyutuna sahip olan bu akıllı saatle birlikteyiz. Şimdi piyasada birçok akıllı saat var biliyorsunuz ama burada Atoncian bir öncülük yapmış ve hiç saate dokunmadan 60 güne kadar linin gidebileceği söyleniyor. Hani sen bu saati koluna taktığında 30 gün boyunca bu saati kullanabiliyorsun. Saatin yapısı güzel. Kasa yapısına baktığımızda 49 milim bir kasa yapısı bulunuyor. Fit Cloud Pro uygulamasıyla çalışıyor. Zaten içerisine birçok kadran bulunuyor ve kendi istediğiniz resimlerinizi galerinizde olan bütün resimleri saat kadranına ekleyebiliyorsunuz. AMOLED bir ekrana sahip olduğu için canlı renklere sahip bir saat olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz Atom GM markasının bir önceki Apple Watch Ultra serisi de amoled ekranı olmayan ama birçok özelliği olan bir saatti. Yeni çıkartmış oldukları amoled ekrana sahip özelliği olan bir akıllı saat. Birazdan kutusunu açacağız ve kutu içeriğine birlikte bakacağız. Sonra detaylı özelliklerini hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim saati ben yaklaşık 1,5-2 haftadır deneyimliyorum. Böyle akışkanlı olsun, menü giriş çıkışları olsun hepsi güzel olmuş. Tabi eksikleri artıları bulunuyor her saatte olduğu gibi ama güncelleme alıyor sürekli Fit Cloud Pro uygulaması üzerinden saate güncelleme geldiğinde direkt güncellemesini yapıp yeniliklere kavuşabiliyorsunuz. Şimdi bir kutuyu açalım bakalım kutu içeriğinden neler çıkıyor. Saatin öncelikle bir kutusuna bakalım. Şurada 60 güne kadar dayanabildiği, hiç kullanmadan pilinin gittiği söyleniyor ve 30 güne kadar da kullanırken pilinin gittiği söyleniyor. Amulet ekran olduğu ve 2.1 inç ekran boyutuna sahip olduğu da söylenen bir saat. Kutu bu şekilde tarafımıza geliyor. Arkasında Atoncian markasının gerekli bilgilendirmeleri yer alıyor. Şimdi kutuyu şöyle bir açalım. Kutunun içerisi boş bu arada. Ben size birazdan içinden çıkanları göstereceğim. Şuradan saat çıkıyor ve buradan da şarj kablosu ve diğer aparatları çıkıyor. Bunun içerisinden böyle bir grimsi silikon bir kordon çıkıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir adet kordon geliyor içerisinden. Bir adet manyetik şarjı bulunuyor. Bu şekilde mıknatıslı görmüş olduğunuz gibi arka kısma direkt mıknatısıyla tutuluyor. Ben zaten daha bunu hiç açmadım. Bu şekilde jelatinli kullanıyorum. Bu şekilde de şarj etmiş oluyor ürün kendini. Bunun olarak kutu içerisinden bir adet de Atom GM'in kendine ait bir kullanım kitapçığı geliyor ve burada da zaten 100 gün bekleme kralı diyor akıllı saatler. Biraz tercüme kötü olmuş ama genelde ben bu ürünü bir buçuk haftadır kullanıyorum ve hiç şarza takmadım. Şarjını da şu şekilde göstereyim. Daha yarıda hatta yarıdayken de başladım ekran parlaklığını birazcık kısıyorum ki kamerada net gözüksün diye. Görmüş olduğunuz gibi şarjı geldiğinde kutudan Bundan bir tık daha fazlaydı ve bir buçuk haftadır hiç şarja takmadan kullanıyorum. 6 sensörlü bir arkasında yapı bulunuyor. Şöyle saatin içeriğine bakalım. Always on display var sürekli açık ekran. İsterseniz bunu dijital isterseniz de analog yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle menüye bir bakalım. Kasma donma var mı? herhangi bir problem gözükmüyor. Ayarlar menüsüne bir gidelim. Menü stillerini de göstereceğim zaten sizlere. Şöyle saatim ben size bir dijital olanı gösterdim. Bir de analog olanı göstereyim hemen. Şöyle kitleyelim saatimizi ve kapansın. Görün bakalım analog saatin always on display nasılmış. En azından bunların hepsini görmüş olalım. En sonunda da uygulamayı göstereceğim. Bu şekilde de analogdan dijitale çevirebiliyorsunuz. Always on display özelliği bulunuyor. Yaklaşık sanırım 1 dakikaya kadar açık kalabiliyor. Tam süresini bilmiyorum. Şöyle kasa yapısına bakacak olursak da yan taraftaki bir adet tuşumuz bulunuyor. Mikrofon, crown tekeri bulunuyor. Ve yan tarafta hoparlör ve turuncu tuş bulunuyor. Bunların da hemen size şeylerini göstereyim. Şimdi saati açtık diyelim. Şöyle şuradan çıkalım. Soldaki turuncu tuşa bastığımızda direkt saati kapatıyor. Şöyle yandaki tuşa bastığımızda ise uygulamaları açıyor ve burada daha önce girmiş olduğumuz uygulamaları görebiliyorsunuz. Bunları da alt silme tuşundan kapatabiliyorsunuz. Şimdi menüye baktığımızda şöyle bir ayarlar menüsüne girelim. Burada menü stili bulunuyor ve yaklaşık 5 adet menü stili bulunuyor. Pilini buradan görebiliyorsunuz. Enerji tasarruf modunu açtığınızda daha da fazla şarjı gidiyor. İşte 30 günler orada gözükebiliyor. Titreşim ve halka modları bulunuyor. Bunlar işte titreşimin gücü hangisi olsun, nasıl olduğunu seçebiliyorsunuz buradan. Dil olarak zaten Türkçeyi seçtik. Yan tuş ayarlarını atamalar yapabiliyorsunuz. Ekranı kapat veya müzik seç gibi. 24 saat gibi tarih saat ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayarlarda bir de parola koyabiliyorsunuz. En sonda da sistem var. Burada sistem bilgisini gösteriyor. Atom GM Ultra Pro olarak geçiyor saatin ismi ve versiyonu hepsi burada. Onun dışında kapatabiliyorsunuz buradan saati ve sıfırlama yapabiliyorsunuz başka menü de gösterebileceğim. Şöyle yukarıdan aşağıya çektiğimizde müzik kontrolünü bu yukarıdaki kısımdan yapabiliyorken buradan gece moduna yani rahatsız etme moduna alabiliyorsunuz. D tuşundan da saatin yeni bilgileri çıkıyor. Burada farklı birçok tuş bulunuyor ve bunları saate bağladığınızda aktif oluyor. Buradan ayarlara da gidebiliyorsunuz. Sağa doğru çektiğimizde gene pil tasarrufu yani güç tasarruf modu açılıyor ve burada direkt bluetooth ile bağlantı yaptığınızda kullanabileceğiniz ayarlar var. Aşağıdan yukarıya çektiğimizde mesajlar gözüküyor. Soldan sağa çektiğimizde kısa yol tuşları bulunuyor. Burada en son girdiğimiz uygulamalar gözüküyor. Sağ kısımda da spor verilerine erişebildiğiniz kalp ritmi bunların hepsini atayabiliyor veya kontrol edebiliyorsunuz. Böyle temalara bakalım. Temalar bu şekilde. İnşallah kamera netliyordur güzel bir şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle mesela tıkladığımızda rengi değişen at modeli bulunuyor. Onun dışında bu şekilde tema mevcut içerisinde. Ben bunu seviyorum. Genelde de bazen bunu da kullanıyorum. Şimdi kadran kitleme bu saat üzerinde bulunmuyor. Yani basılı tuttuğunuzda kadranı kitleyemiyorsunuz ama ekrana parola koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi basılı tutuyorum. Herhangi bir işlev sağlamıyor. Arkasındaki 6 adet sensörü sayesinde birçok spor verisine de erişebiliyorsunuz. Burada kordon kitleme özelliği bulunuyor. Ama keşke kadran kitleme özelliği de olsaydı. Saatin birlikte kutusunu açtık ve arayüzüne bakmış olduk. Şimdi biraz da uygulamasından bahset etmek istiyorum. Fit Cloud Pro uygulaması ile çalışıyor. Ben bu uygulamayı yeni gördüm açıkçası. Birçok akıllı saat denedim. Şimdi ben arka planda sizlere saati uygulamayı anlatırken sizde birazcık uygulamanın görsellerini göstermek istiyorum. Öncelikle zaten saatinizi bağladığınızda bluetooth'a direkt senkronizasyon sağlıyor ve bütün işlevinizi bu saatin uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. İçerisinde yüze yakın bir tema bulunuyor. Bunlar muhtemelen ilerleyen süreçlerde güncellenecektir zaten. Saatin üzerinden yapabildiğiniz birçok çok ayarı uygulaması üzerinden de yapabiliyorsunuz. İlk başında da söylemiş olduğum gibi kendi galerinizdeki resimleri saatin üzerine kadran yapabiliyorsunuz. Bir tane bölüm bulunuyor ve bu bölüme girip istediğiniz resmi değiştirebiliyorsunuz. Yaklaşık kadran değiştirme süresi de bir 30-40 saniyeleri buluyor saatin arayüzüne baktığımızda spor verilerine erişebildiğiniz noktalar bulunuyor ve uygulama da Fit Cloud Pro uygulaması da zamanla güncellenip kendini daha da fazla geliştirecek ama sade bir uygulama yapısı bulunuyor. Sonciyan markasının ben şöyle söyleyebilirim sizlere kalitesini seviyorum. Ürünleri genelde kaliteli oluyor ve piyasaya göre baktığında bir tık geç geliyor. AMOLED ekranlı birçok saat modeli çıktı. Atoncian burada biraz daha geriden geldi ama o saatlerdeki artıları eksileri görerek kendi saat modellerine bunları entegre ederek getirdi. Benim bu saatte sevmediğim bir tane özellik o da kadran kitleme yok ve kadran kitlemede kış aylarında çok ihtiyaç duyulan bir şey çünkü mont giyiyoruz, işte sweatshirt giyiyoruz, kat kat giyindiğimiz için saat alt kısımda kalıyor ve bu esnada da dokunup farklı temalara, farklı bölümlere geçebiliyor. Ama bunun önüne geçebilmek için de saatin ekranına parola koyduğunuzda herhangi bir farklı tıklama yapmadan bunu da kullanabiliyorsunuz. Saatle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Şöyle elimde de göstereyim size. Zaten detay çekimlerini görüyor olacaksınız. Kamera netliyor mu, netlemiyor mu? Herhangi bir bilgim yok. Detay çekimlerini ben anlatırken göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Güzel bir saat olduğunu söyleyebilirim. Elimde de gösterdim sizlere saati. İncelememiz bu kadardı. Açıklamaya link bırakıyorum. Oradan hem ürünü inceleyebilir isterseniz de satın alabilirsiniz. Yorumlarda da sormak istediğiniz sorular olursa belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.